Efendim ben toplumu infiale sokuyormuşum. Ben <laughs> topluma iyi mesajlar vermiyormuşum. Hatta İstanbul'u hareketlendiriyormuşum. Bak hareketlendirdiğim doğru. Nereye gitsem binlerce insan etrafıma toplanıyor. Hareketlendiriyorum. Beni gören İstanbullar gülümsüyor vallahi billahi. Görmek istiyorsa Sayın Yıldırım'ı pazara davet ediyorum. Yemeğe davet ediyorum. Kahvaltıya davet ediyorum. Hatta İstanbul'un üç güzide kulübü Galatasaray, Fener, Beşiktaş maçına da davet ediyorum. Beraber gidelim. Beraber gidelim hareketlerin ne olduğunu orada görsün. Yani yüksek seçim kurulunu ben maça giderek nasıl baskı altında tutarım anlamış değilim. Yani Galatasaray Fenerbahçe maçına giderek ya da Beşiktaş Başakşehir maçına giderek yüksek seçim kurulu nasıl baskı altında tutulur? İnanın futbolu takip eden birisi olarak stratejik anlamda nasıl bir amacı olabilir diye bulamadım. Üç başlıkta hile ve usulsüzlük olduğunu iddia ediyorlar. Bir, sayımdan kaynaklanan usulsüzlük iddiası. İki, seçmen listelerinden kaynaklanan usulsüzlük iddiası. Üç, sandık kurullarından kaynaklanan iddialar. Ya bir kere seçmen listeleri ve sandık kurulları ile ilgili iddialar seçim öncesi döneme aittir. Seçim öncesi döneme ait dememin sebebi şu. Sayın bakanlar çıktı açıklama yaptılar. Türkiye dünyanın en güvenilir seçim sistemine sahiptir diye Yüksek Seçim Kurulu seçmen listeleri konusunda teminat verdi. Hiçbir şekilde taşıma seçmen, hayali seçmen yoktur diye ulusa seslendiler ve teminat verdiler. Bizim taşıma seçmen konusunda oluşan tüm kaygılarımızı Reddettiler. Birçoğunu reddettiler İstanbul'da. Aynı evde 11 kişiyi, aynı evde 20 kişiyi nakleden anlayışı biz bugünlerde anlattık belki ama büyük çekmecede, çekme vesaire. Ama biz aslında bu ihbarlarımızı seçim öncesi itiraz süresinde yaptığımızda bile birçoğu reddedildi. Usule uygun seçmen denildi. Biz de kabul ettik. Dolayısıyla bu iddialarda bulunan sayın rakibimizin özellikle bu konuları dile getirmiş olması, seçim öncesi hiçbir işlem yapmaması ve seçimden sonra bunları tek tek açıklama ve buradan bir şeyler elde etme çabasını anlayabilmek mümkün değil. Bunun tek açıklaması bu iddiaların seçimi kaybettikten sonra uydurulup üretildiğidir. Bu çok net. Seçimi kaybettik. Ne uydururuz? Buradan tutturabilir miyiz? Demenin karşılığıdır. Öyle de olmuştur. Ama iddia üretimine maalesef maalesef ve maalesef büyük çekmecede birçok kamu kişileri de dahil edilmeye çalışılmıştır. Rencide edilmiştir emniyet mensuplarımıza ayıp edilmiştir. Buradan da altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla suç ve suçlu yaratma çabası gösterilmiştir. Üzülerek. Bir başka husus AK Parti'nin sayımdan kaynaklanan usulsüzlük iddiaları. Ya Yüksek Seçim Kurulu bütün oyların sayılması talebini reddetti demek istiyor ki yok böyle bir usulsüzlük kardeş. Dolayısıyla gündemden kalktı. İkna edici gerekçe ve kanıt olmadığı için tüm oyların tamamının yeniden sayılmasını reddettiğinden de konu kapanmıştır.